Görsel İşsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimizde yeni bir değerli elemanıyla devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristör adı verilen SCR'leri öğreneceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörlerin yapısını ve kullanım mantığını kavrayalım. Tristör, bir diğer ismiyle SCR, silisyum silikon kontrollü doğrultucu anlamında kullanılmaktadır. Peki tristörler nedir, yapıları nasıldır? Tristörler yapı olarak şu anda ekranda görmüş olduğunuz çeşitli yapılarda üretilmektedir. Alternatif akım 220 volt, 380 volt gibi yüksek gerilimlerde ve yüksek amperlerde çalışabilen devre elemanlardır. Tristörler, güç elektroniği devrelerinde hızlı anahtarlama işlemleri için kullanılan devre elemanlardır. Bu elemanlar birbiri ardına gelen P ve N tipi 4 yarı iletken tabakadan oluşmaktadır. Tristörler hem alternatif akımda hem de doğru akımda çalışabilmektedirler. Bundan dolayı elektronik kontaktörlerde, zaman rölelerinde, motorların sürücü devrelerinin kontrolünde kullanılabilirler. Tristörler 3 bacağa sahip. Bunlardan birisi P tipi yarı iletken olan anot, ikincisi N tipi yarı iletken olan katot, üçüncüsü ise P tipi yarı iletken olan gate bacağıdır. Evet, tristörlerin 3 tane bacağı bulunur. Tıpkı MOSFET transistörlerde olduğu gibi anot ve katot uçları vardır ve bir de tetikleme ucu gate bacağı bulunmaktadır. Tristörlerin anot ve katot olduğu için bir yönü vardır. Yani tristörleri devrelerimize bağlarken bu yöne göre bağlamamız gerekir. Ters polarlamada tristörler çalıştırılamazlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz yapılar tristörlerin sembolü, iç yapısı, devre şemasında gösterimi ve çeşitli tristörlerin kılıf tipleridir. Tristörlerin çalışma voltajları 50 volt ile 8000 volt arasında değişebilmektedir. Yine tristörler 400 mA ile 4500 ampere kadar yükleri kontrol edebilmektedirler. Tristörlerin üretiminde silikon kullanılmaktadır. Silikon malzemesi yüksek akım ve gerilimlerde ısıl iletkenliğine sahiptir. Ayrıca silikon ucuz bir malzemedir. Tristörler yarı iletken olduklarından dolayı kullanım ömürleri oldukça uzundur. Ayrıca mekanik darbelere karşı dayanıklı ve çok az ısındıklarından dolayı ömürleri oldukça uzun sayılmaktadır. Silikon malzemesi yerine yüksek ısı ve frekanslara dayalı silikon karbür de kullanılmaktadır. Ayrıca galyum nitrit ve galyum arsenit gibi malzemeler de alternatif olarak sayılabilmektedir. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz tristörün iç yapısında PNP ve NPN olmak üzere iki farklı yarı iletkenin bir araya getirilerek N'lerin ve P'lerin birleşiminden PN, PN şeklinde bir iç yapı oluşmaktadır. Dolayısıyla pozitif kısım anot iken negatif kısım katot olmaktadır. Tetikleme için ise yine pozitif olarak gate ucunu kullanmaktayız. Tristörlerin çalışma prensibine baktığımız zaman büyük akımların kontrolünü küçük bir gate akımı ile sağlayabilmekteyiz. Tristörlerde yükler katot ya da anot uçlarına bağlanmaktadır. Anahtarlama işlemi için gerekli olan düşük tetikleme akımı ise gate ucundan uygulanmaktadır. Eğer düşük tetikleme gerilimi olarak isimlendirdiğimiz gate akımı uygulamaz isek tristör yalıtkan haldedir, yani iletimde değildir. İşte biz gate ucuna küçük bir akım uyguladığımız zaman tristör iletime geçer ve üzerinden akım akmaya başlar. Bu durumda tristör iletimde demektir. Tristörlerin çalışma mantığına baktığımız zaman anot ve katot ucuna, ister anot ucuna ister katot ucuna bir yük bağlıyoruz. Tristörün iletime geçebilmesi için gate'üne küçük bir pozitif gerilim uygulanması gerekiyor. Gate ucuna uygulanan küçük bir gerilimden sonra tristör iletime geçiyor. Tristörler iletime geçerken iki farklı durum söz konusu arkadaşlar. Eğer ki tristörlerin üzerinden doğru akım yükleri kontrol ediyorsak, gate akımına uygulayacağımız küçük bir gerilimle tristör iletime geçer. Gate akımı kesilse dahi tristör iletime devam eder. Enerjiyi kesmez arkadaşlar. Üzerinden akım akmaya devam eder. Tristörleri alternatif akım yüklerde kullanıyorsak, alternatif akım çalıştırıyor isek, gate ucuna uygulayacağımız gerilimden sonra, tetiklemeden sonra tristör iletime geçecektir. Lakin biz gate ucuna uygulamış olduğumuz tetik akımını kesecek olursak alternatif akımda tristör kesime geçecektir. Yani iletimi kesecektir. Tristörlerin en büyük spesifik özelliği tam da burada ön plana çıkmış oluyor. Doğru akımda tetiklendikten sonra akımı kesmezken alternatif akımda tetiklendikten sonra gate ucuna uygulanan tetik sinyali kesecek olursa akımı kesmektedir. Kullanım amaçlarına göre farklı tristör çeşitleri bulunmaktadır ama en çok tek yönlü akımı geçiren ve iki yönlü akımı geçiren tristörler piyasada yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki tristörler ne işe yarar? Tristörleri nerelerde kullanabiliriz?
Tristörler güç elektronik devrelerinde anahtarlama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. Elektrik ve elektronikte güç kontrolü sağlamaktadır. Yine elektronik kontaktörlerde güç kaynaklarının aşırı gerilimden korunmasında, kumandalı doğrultucularda, zaman rölelerinde ve motorların sürücü devrelerinin kontrolünde tristörler sıklıkla kullanılmaktadır. Tristörlü devrelerde tristörleri tetiklemenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Ama bunların içerisinde en çok kullanılan yöntem gate ucuna pozitif olarak düşük bir akım uygulanmasıdır. Bunun dışında tristörler yüksek sıcaklık ile tetiklenme, optokupler ile tristörün tetiklenmesi, ana besleme kaynağından tetikleme akımı sağlanması, izolasyon trafosuyla tetikleme, tristörün anot katıt arasında yüksek gerilim uygulamak gibi tristörü tetikleme yöntemleri mevcuttur. Az önce dedik ki tristör doğru akımla kontrol ediliyorsa, yani doğru akımla bir yükü kontrol ediliyorsa ve doğru akımla tetiklenmişse iletimi kesmez demiştik. Tristörün iletime geçtikten sonra doğru akımda kesilebilmesi için birkaç farklı yöntemle tristör devre dışı bırakılabilir. Yani üzerinden geçen akımın kesilmesi sağlanabilir. Bunlardan en yaygın olanı güç üzerinden geçen akımın seri bir anahtarla kapatılması. Yani akımın sekteye uğratılması, kesilmesi tristörün iletimin durdurulmasını sağlayabilir. Yine farklı yöntemler içerisinde rezonans durdurma, paralel anahtarlama ile durdurma, alternatif akımla durdurma, kapasitif durdurma gibi tristörü durdurma yöntemleri de bulunmaktadır. Tristörleri triaklardan ayıran en büyük özellikleri doğru akım yükleri de kontrol edebilmeleridir. Özellikle doğru akım yüklerini kontrol edilirken triak yerine tristörler tercih edilmektedir. Tristörlerin triaklardan ayrılan bir özelliği de tristörler tek yönlü akım iletirler. Dolayısıyla triaklardan ayrılan en büyük özelliklerden bir tanesi tristörler DC akım yüklerinin kontrolünde kullanırlar. Tristörleri kullandığınız devrelerde tristörleri yüksüz çalıştırmamak gerekir. Yüksüz çalışan tristörler arızalanabilir. Aynı zamanda alternatif akım yükleri kullanırken tristörlerin gücü yarıya düşeceği için alternatif akım yüklerin kullanımında tristörler tercih edilmesi çok da doğru bir yöntem olmayacaktır. Tristörleri daha çok doğru akım yükleri kontrol ederken kullanmamız tam performans kullanımımızı sağlayacaktır. Devre şemasında gördüğünüz gibi 45 volt DC voltaj ile çalışabilen bir flamanlı lambamız var. Bir SCR yani bir tristör kullanıyoruz. Burada pozitif yönden gelen akımımızın üzerinde normalde kapalı olan bir anahtarımız var, bir butonumuz var. Yani doğrudan iletimde olan bir butonumuz var. Yük bu sayede doğrudan ikiye ayrılmış durumda. Bir tanesi şu anda kapalı olan buton anahtarının sivilcinin olduğu yerde. Diğer tarafta ise lambanın üzerinden tristörün anot ucuna gitmekte. Tristörün katod ucu ise eksi at üzerinden besleme kaynağının eksine bağlanmış durumda. Tristörün gate bacağı ile buton arasında bir tane direnç ve yine boşta kaldığı zaman pull down olması için 470 ohmluk bir direncimiz daha bulunmakta. Biz burada butona bastığımız zaman, bu normalde açık olan sivice butona bastığımız zaman gate ucunu tetiklemiş olacağız ve tristör iletime geçecek. Biz butona basmasak dahi doğru akımda kullandığımız için lambamız yanmaya devam edecek. Bu lambayı söndürmenin yöntemlerinden bir tanesi güç kaynağının buradaki pozitif ucunu kesmemiz olabilir. Buraya bağlamış olduğumuz switch'i normalde üzerinden akım geçecek şekilde kapalı olan bu switch'i açık konuma getirerek akımı kesmemiz tristörün iletimini devre dışı bırakacaktır. Tristör adını verdiğimiz yarı iletken devre elemanının kılıf tipi en çok kullanılan kılıf tiplerinden bir tanesi bu. 3 tane bacağı bulunur dedik. Anot, katot ve gate bacağı bulunmakta. Tristörler kullanılırken özellikle ateşleme anında, tetikleme anında ısı enerjisi ortaya çıkıyor. Bunu da bu soğutucu sayesinde üzerinden atması gerekiyor. Dolayısıyla tristör kullandığınız devrelerde yüksek akımları kontrol ediyorsanız mutlaka tristörü soğutucuya bağlamamız gerekiyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz en çok kullanılan tristör kılıf tiplerinden İki tanesini görmektesiniz. Bir tanesini şu anda benim size göstermiş olduğum bu kılıf tipi. Bir diğeri de yine başka bir tristör kılıf tipi. DC gerilimde çalışan tristör bir kez tetiklendiğinde gerilim kaldırıldığında da yine de iletimde kalmaya devam eder demiştik. Doğru akım gerilimde çalışmaya devam ederken tristörü durdurmak gerekebilir. Tristörü durdurmak için seri ve paralel anahtarlama veya kapasitif durdurma uygulanmaktadır. Şu anda devre şemasını görmüş olduğunuz yöntem seri anahtarlama yöntemiyle bir tristörün devre dışı bırakılması olayı. Burada A1 anahtarıyla tetiklenirken A2 anahtarıyla tristör iletimi kesmektedir. Paralel anahtarla durdurma yönteminde ise yine A1 anahtarıyla tristör
geyik bacağından tetiklenerek iletime geçiyor. Durdurmak için ise paralel anahtarlama A2'ye basmamız gerekiyor. Bir diğer yöntem ise kondansatör ile durdurma yöntemi. Yine A1 ile tetiklenebilen tristörümüz A2 anahtarı üzerinden kondansatör vasıtasıyla tetiklemesi durdurulabiliyor. Tristörlerin üzerinden geçen akımların yüksekliğinden dolayı dikkatli kullanılmaları gerekir. Tristörün bozulması hem tristöre hem de kullanıldığı makineye ya da sisteme zarar verebilir. Bundan dolayı tristörü kullanırken karakteristik bilgilerin yazılı olduğu kataloğa mutlaka bakılmalıdır. Tristör soğutucu üzerine montaj yapılmalıdır. Aşırı akım, yüksek ters anot katot gerilimi uygulamak tehlikeli olabilir. Eğer bir tristör kullanılacak devrede birden fazla tristör kullanmak zorunda kalınabilir. Örnek olarak sanayide kullanılan motor kontrol devrelerinde tristörler sık kullanılırlar. Küçük bir hatada bile tristör bozulursa motor tam devirde dönebilir. Bundan dolayı makine zarar görebilir veya etrafına zarar verebilir. Bir tristörün sağlamlık kontrolü nasıl yapılabilir? Tristörün sağlamlık kontrolüne geldiğimiz zaman ölçü aletinin iç direnci yüksek olacağı için ölçü aletiyle tristörün sağlamlık testini maalesef sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz. Tristörün sağlamlık testi için şu anda sizlere bir devre şeması üzerinden örnek vermek istiyorum. Burada enerji verildiği anda eğer ki lamba doğrudan yanacak olursa tristör arızalıdır arkadaşlar. Biz buradaki A2 butonumla basmadığımız sürece lambanın yanmaması gerekir. Yani tetikleme yapmadığımız zaman lambanın yanmaması gerekir. Eğer ki enerji verildiği an lamba yanıyorsa burada tristör arızalı demektir. Biz A2 anahtarına bastığımız zaman lamba yanacak olursa o zaman tristörümüz sağlamdır. Enerjiyi verdikten sonra lambamız yanmıyor. Butona bastığımız zaman, A2 butonuna bastığımız zaman, geyik ucundan tetikleme yaptığımız zaman lambamız yanıyorsa tristör iletime geçiyor ve sağlamdır. Dolayısıyla bir tristörün en basit şekilde bu tarz bir devre üzerinde sağlamlık testini yapmak mümkündür. Tristörler röleler gibi içerisinde mekanik yapı barındırmadığı için çok hızlı anahtarlama yapabilirler. Rölelerin yerine tristörler kullanılabilir. Ömürleri hem daha fazladır hem çok hızlı açıp kapama yapabilirler. Enerji kayıpları rölelere göre daha azdır. Röleler gibi manyetik alan oluşturmazlar. Yani bir tristörün kullanımı bir röleye göre daha avantajlıdır. Tristörler küçük doğru akımlarla bir Arduino kartı gibi çok küçük voltajlarla akımlarla 220 voltluk alternatif akımdaki bir yükü, bir motoru, bir ısıtıcının kontrolünün sağlanması yapılabilmektedir. Lakin dediğim gibi tristörler daha çok doğru akım yükleri kontrol etmede kullanılan devre elemandır. Alternatif akım yükleri kontrol ederken triac adını verdiğimiz devre elemanlarını kullanıyor olacağız. Şimdi tristörün çalışmasına örnek olabilecek basit bir proje yapmak istiyorum. Hem de burada tristörümüzün sağlamlık testini de yapmış olacağız. Bir tane 330 ohmluk direnç kullanacağım. Bu tristörümüzün geyik bacağına yüksek akım gitmemesi için, geyik bacağını korumak için kullanacağım direncim. Bir tane BT151 tristör kullanacağım. Bir tane push button şeklinde çalışan, bastığımız zaman akımı geçiren switch anahtar. Bir tane de bastığımız zaman akımı kesen, yani normalde açık, yani üzerinden akım geçiren, switch'ine bastığımız zaman üzerinden akımı kesen bir switch kullanacağız. Ve 12 voltluk bir devre kuracağım. Dolayısıyla 12 voltluk bir şerit ledim olacak arkadaşlar. Şimdi hemen devremi kurmaya başlıyorum. İlk yapacağım işlem tristörümün data sheet'inden bacak yapılarına bakmak olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hangi devre elemanını kullanırsanız kullanın, data sheet'inden bacak yapısına, çalışabileceği maksimum voltaja, bu şekilde tetikleme sağlanıyorsa, tetikleme ile aktif olan bir devre elemanı ise, geyik bacağının, tetikleme bacağının ne kadarlık bir akıma ya da voltaja maruz kalacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Ben BT151'in data sheet'ine baktığım zaman yönü bana doğru dönük iken 1, 2, 3 numaralı bacaklar en baştan en soldan 1 numaralı bacağının katot ucu, yani eksi ucu olduğunu görüyorum. Ortadaki 2 numaralı bacağının anot, yani artı ucu olduğunu görüyorum. Ve en sağdaki 3 numaralı bacağının ise gate, tetikleme bacağının olduğunu görüyorum. Buna göre şu anda devre şemasını sizlerle paylaştığım şekliyle bağlantılarımı hemen hızlıca yapıyorum. Evet, bağlantılarımı yaptım. Buradan artı voltaj ile tetikleme yapacağım. Artıdan çıktım, switch'ime geldim. Butona bastığım zaman direnç üzerinden geyik bacağını tetikleyecek.
Doğrudan katot ucunu, eksi ucunu bordumda eksi hatta bağladım. Anot ucumun ledimin artı ucunu anot ucuna bağladım ve sivicimin açık ucuna girdim. Daha sonra sivicimin kapalı ucundan gelerek artı hattıma bağlantımı yaptım. Tetikleme yaptıktan sonra tristör iletimde kalmaya devam edeceği için ben parmağımı butondan çeksem dahi, tetikleme voltajını kessem dahi devam edeceği için kesmek için buradaki bu sivici kullanıyor olacağız. Evet, 12 voltumu bağladım ve tetikleme bacağımı bastığım andan itibaren ledim yandı. Butona basmasam dahi yanmaya devam ediyor. Bu ledin kapanabilmesi için, tristörümün iletimi kesebilmesi için buradaki bu sivice basmam gerekiyor. Diğer sivice bastığım anda gördüğünüz gibi iletimi kesti. Bastım, iletime geçti. Parmağımı çeksem dahi gördüğünüz gibi iletimde kalmaya devam ediyor. Sıfırlamanın yöntemi şu anda seri şekilde bağlamış olduğum bu anahtarıma basarak da akımı kesmiş olmam gerekiyor. Ben anahtara basık tuttuğum zaman akım devam eder. Buradan sivice bastığım anda yükün üzerindeki akımı keseceği için enerji kesilir ama parmağımı switch'ten çektiğim zaman akım tekrar tetikleme devam ettiği için devam edecektir. Ta ki ben parmağımı çektiğim zaman hala akıma devam ediyor. Sivice bastığım zaman akımı kesecektir. Bu da tristörün hem sağlamlığını kontrol edebileceğimiz çok basit bir devreydi hem de tristörün çalışma mantığını kavrayabileceğimiz bir örnekti. Eğer ki biz burada yük olarak kullandığımız devre elemanı doğru akımla çalışan bir devre elemanı değil de alternatif akımla çalışan bir devre elemanı olmuş olsaydı, tetikleme yaptıktan sonra parmağımızı çektiğimiz andan itibaren yükümüz hemen devre dışı kalacaktı. Yani tristörümüz iletimi kesecekti. Lakin doğru akımla çalışan bir yük olduğu için, DC akımla çalışan bir yük olduğu için tetikledikten sonra, gate bacağına sinyal verip tetikledikten sonra tristörün devre dışı kalabilmesi için seri bir şekilde bağlamış olduğumuz sivice basmamız gerekiyor ve bağlantıyı kesmemiz gerekiyordu. Bu da tristörün çalışmasına örnek, çok basit bir örnek olmuş olsun. Bugün sizlerle güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristör SCR diye geçen devre elemanının iç yapısını ve kullanım mantığını öğrenmiş olduk. Güç elektroniği devrelerinde diyak ve tristörlerin kullanımını bu iki videoda kavramış olduk. Bundan sonraki videomuzda yine güç elektroniği devrelerinde kullanılan triyakları yakından tanımış olacağız. Tristörlerle ilgili, SCR'lerle ilgili sizlerin de eklemek istediğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.